Ülkemizdeki fiyatlardaki yükselişlerin durdurulması için en önemli mesele yasal düzenleme. Parakezen sektörünün düzenlenmesi fiyatların yükselmesini önleyecek en önemli unsur. Bildiğiniz üzere iğneden ipliğe, televizyondan beyaz eşya çeşitlerine, yine zamanına göre kırtasiye deniz mevsiminde deniz yatağından başlayan, dolayısıyla buradaki iç çamaşırından çoraba, terliğe, aklınıza gelen bütün sektörleri içine alan bir konsept oluştu. Dolayısıyla yıllardan beri de mücadele ediyoruz ki perakende yasası çıksın. Fiyatlardaki birlikteliği sağlayan en önemli unsur. Dolayısıyla on binlerin üzerindeki mağazası olan bir insan, dolayısıyla piyasadaki birçok üründeki hakimiyetini öne çıkarıyor. Fiyatların da kontrolünü serbest piyasa koşullarında hareket etmiyor. Örneğin elinde stoku var, ürün var. Dolayısıyla baktınız ki fiyatlarını 10 bin mağazada aynı. Halbuki piyasadaki aktör sayısı çoğalsa bu fiyatlardaki yükselişin önüne geçilmiş olacak. Bir kere 10 bin tane serbest kendine ve hesabına çalışan esnaf olsa her birinde fiyatın farklılığını izleyebilirsiniz. Ama bu her şeyi kendileri sattığı için. Hatta artık gramajını kendi ambalajlarında gösterebilecek kadar büyük işletmeler şeklinde dönüşen bu perakende zincirinde fiyat diktesini de bu şekilde yapıyor. Ya vatandaşın fiyatların ucuzlamasıyla rahatlaması için alınan hükümetin birçok tedbirleri de bu zincirler için geçerli değil. Dolayısıyla o sektörler arasındaki perakende sektöründeki kurallar eğer işlemiş olsa piyasalardaki fiyat hareketliği duracak. Geçen sene alınan ürünlerin bu sene raftaki veya işte denetimlerle tespit edilecek fiyat farklılıkları vesaire sayıları 50 bini bulmuş. Ancak hem Ticaret Bakanlığı, hem Maliye Bakanlığı, hem yerel yönetimlerin denetlemeleriyle bu piyasanın kontrol altına alınması mümkün olmayacak. Bunlar da kendileri istediği fiyata bu ürünleri satacaklar. Dolayısıyla bunların tamamını bu yasal düzenlemeyle bir araya alıp açma kapama saatleri başta olmak üzere şehrin trafik kuralları veya işte bekleme durakları trafiği engellemeyecek şekildeki bir düzenleme ile birlikte esnafın piyasadaki kalmasının sağlanması lazım. Yani evinize bir tane limon lazımken bir file limonu almanız hakikaten fiyatların yükselmesi, daha doğrusu israfa yol açması veya işte elinizdeki para miktarında peynir veya zeytin alacaksınız ama onların dikte ettikleri fiyatlar olursa, yanlarında da bu tuzak ürünler olursa ve bu zincir mağazalar kendi aralarında hepsinin fiyat birlikteliğini sağlayabilmek için ürün gruplarını paylaşmışlar kendi aralarında. Örneğin bir zincirde deterjan grubu, yani temizlik grubu, diğer grupta kağıt grubu, diğer grupta yağ grubu, diğer grupta gazlı içecekler grubu, diğer grupta da çeşitli ürünlerin zaman içerisindeki insert, stand vesaire hem tedarikçileri rahatsız ediyor hem de vatandaşın bu fiyattaki yükselişin önüne geçirebilmesi için sebze, meyve, aklınıza gelebilecek tüm tüketim mallarındaki fiyat birliktelikleri normal bu piyasa dengelerini alt üst ediyor. Bir an evvel bunların piyasalarla hamur gibi oynaması yerine kuralların koyulup ticaretin yapılacağı şekil veya açılacağı noktalardaki o şehrin dokusunu bozmayacak, o ilçedeki esnafı tetirgin etmeyecek bir şekilde bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ticaret Bakanlığı da bu konuda çalışıyor. Tahmin ediyorum ki bu yasanın bu meclisin çalışma döneminde çıkarılmasıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor ama çok geç kalındı. Keşke bu 1-2 yıl önce olsaydı. Keşke pandemi sürecinden önce bu yasalar çıkmış olsaydı. Fiyatlardaki yükselişin emin olun bugünkü seviyelere çıkması önlenirdi.